şey söyleyeceğim. Şimdi hani insanların kafasında şöyle bir şey de belirliyor olabilir. Tamam, insanın durumu varsa, parası pulu varsa tabii ki bakar ailesine. Ama biz biliyoruz ki Emrah bütün herkese yetişiyor. Yani bütün ailesine yetişiyor, söylüyorum, değil mi? Allah aşkına Firdevs, sen de öyle bilmiyor musun? Yani biliyoruz ki kimse kimsenin içini bilemez. Hiç Emrah bir terbiyeli efendi yoktur. Evet, ailesine karşı her zaman saygılı, sevgisini gösteren, bütün ailesi... Büyüklere karşı oraya giden... Güzel bir şey, dayısına kaç sene bak, işte ev almış, otur demiş, herkesin harcı değil gerçekten. Ama tek bozulduğunuz... Yapmak zorunda değil yani. Kimse ailesine... Hayır, yalan konuşmasınlar. Bizim dinimizde var tabii, önce akrabalarınıza sahip çıkacaksınız. Bravo. Tamam da zaten belli bir süre yapmış yani. Beyefendi için evi kiraya verdi diye böyle bir sözler patlıyor. Böyle bir iddiada bulundukları için diyor. Siz derdinizi evet biraz yanlış anlattınız. Evet, o yüzden insanlar şöyle de düşünüyor olabilir. Çünkü benim de aklıma geldi. Bir insanı 40 yıl sırtında taşırsın, bir gün indirirsin, senden kötüsü olmaz. Evet. Şimdi ilk öyle düşündüm ben. Emrah'la uzun süre çalıştınız, birçok organizasyonunuzda yer aldı. Ben her yere geldiğinde bir kez daha söylüyorum, altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Hayatını zorluklarla kazanmış ve belli bir noktaya gelmiş ve bugün ekonomik refaha ermiş insanlar sülalelerini sırtlarında taşımak zorunda değiller. Yükümlülükleri annelerine, babalarına ve kardeşlerine, amcalarına, halalarına, dayılarına, teyzelerine, hırtına hırtına bakmak zorunda değil. Ya nedir bu insanların, bu ailelerinin, 7 sülalelerinin sırtlarında kan emici olarak dolaşıp en şeyleri zor günde de çıkıp bu kadar ifşa etmeleri? Ne oluyor böyle Atilla abi ya? Tatlıses'in de aynı sıkıntısı var biliyorsun. Emrah da ona bir örnek. Ki yapıyorlar, yapmalarına rağmen 10 yaparsın, bir yapmadın mı işte buyur televizyonlara düşüyorsun. Ya bu beyefendi televizyonlara çıkmadan önce madem ki 14-15 sene bu evde oturmuş, bir kuruş da para ödememiş, daha bugüne kadar hiçbir gazeteye gidip de Allah razı olsun yeğenimden demez, kirasız bir evde oturuyorum dememiş de bugün demezler. De sokaklarda onu anlayamadım ya. Demezler kesin. Ha böyle de bir mecburiyeti yok ki çocuğun. Yani siz dayı olarak, teyze olarak, amca olarak, hala olarak her neyseniz, bu çocuğu daha küçücük yaşında getirip İstanbul'da kurtlar sofrasına attıklarında niye karşı çıkmadınız? Emrah bugün it kopuk da olabilirdi. Eroinman esrarkeş de olabilirdi. Kadın da satabilirdi. Pavyonlarda, barlarda çalıştı bu çocuk. Niye o zaman çıkıp da ailecek karşı çıkmadınız? Ya bunlar nasıl bir şey? Ondan sonra da Allah'tan, dinden, imandan, kitaptan bahsediyorlar. Efendim neymiş? Dinimizde varmış. Akrabaya bakmak. Evet. Dinimizde akrabaya, anaya, babaya hürmet, saygı, bakmak var ama yani biraz da insanlar da, büyükler de yerlerini bilecekler. Bu ne ya? Maalesef yok. Ne istiyorsunuz maalesef bu çocuklardan? Maalesef yok. Yani Emrah'ın ekstra yapmadığı, albümünün satmadığı, borcu harcıyla uğraştığı gün siz dayı olarak ne gün yanındaydınız ya? Hangi yüzle utanmadan televizyon stüdyolarında yer alıp da ondan sonra da bizi sokağa attı, bakmadı falan diyorsunuz. İşte yok öz kardeşler, teyze çocukları diye falan. Bize ne kardeşim sizin ailevi ilişkilerinizden? Maalesef. Vallahi billahi ya.